Bombardı olma Sağ her olun. türlü. Her türlü olmaz yani. Ama Sağ olun. sizin haricinizde Alper Afşin Bey'i de bekliyoruz. Düşmüş olabilir. Geldi. iPhone. Hocam? Hadi hat kesildi. Evet, geri geldi şimdi. Tamamdır. Yani siz gelin hocam ne isterseniz. O konuda bir sıkıntı yok. İnşallah. Ama şöyle de bir şey var. Alper Afşin Bey'i de bekliyoruz. Elbette Alper'e de iletirim. Zaten biz geçen hafta bilmiyorum takip etmişsiniz de bir Tesfet Türkiye Kupası yaptık. Evet. Onun da yorgunluğu vardı. Ben Alper'e de notunuzu iletirim. Beraber geliriz inşallah. Tamamdır. Çok iyi olur. Çok memnun oluruz hocam. İnşallah. Şimdi hocam burada Discord'da, YouTube'da ve burada örgün olarak katılımcılarımızdan sizi izleyen arkadaşlarımız mevcut. Hava bayağı karanlık olduğu için görmekte biraz zorlanabiliriz ama birçok kişi sizi canlı yayında izliyor, izlemekte. Bizim sadece örgün değil, online'da da yüzlerce katılımcımız var. Mikrofonu size bırakıyorum, sizdeyiz hocam. Türkiye Espor Federasyonu temsilen. Tabii ki. Dedim, öncelikle tekrar herkese iyi akşamlar diyorum. Bizi davet ettiğiniz için Tesfet'ten. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Programlarınızı mümkün olduğunca Instagram'dan ve çeşitli mecralardan takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten harika bir iş yapıyorsunuz. Yani Türkiye için, gençler için harika bir programı. Öncelikle hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu yaptığınız için. Tesfet'e gelince biz malum yaklaşık 3 sene önce Türkiye Espor Federasyonu olarak Spor Bakanlığımıza bağlı olarak kurulduk. Şu anda da aslında henüz biz özel bir federasyon değiliz. Hala Spor Bakanlığı'na bağlı bir federasyonuz. 3 sene önce biz ilk federasyon olduğumuzda işte malum e-sporun ülkemizdeki tanıtımı, işte insanların bakış açısı biraz daha farklıydı. Bir şeyler yapabildiğimize inanıyoruz. Hani en azından daha özellikle biliyorsunuz veliler bu oyun olaylarına çok böyle sempatiyle yaklaşmıyorlardı okullarda. En azından oradaki şeyi düzelttiğimize, algıyı düzelttiğimize inanıyoruz. Bunun yanında sporcularımızı mümkün olduğunca lisanslamaya çalışıyoruz. Çünkü çok Türkiye'den başarılı e-sporcular çıkmaya başladı ve dünyada ülkemizi çok güzel temsil ediyorlar, çok güzel başarılara imza atıyorlar. Biz de bu elimizden geldiğince federasyon olarak, devletimizin diğer kurumları olarak burada katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki sizin yaptığınız iş oldukça değerli. Biz aslında işin biraz çok daha çok tüketim kısmındayken siz aslında daha çok üretim kısmındasınız. Biz aslında beraber birleştiğimiz zaman hem e-spor ekosistemi hem üretim ekosistemi bence ülke olarak da çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz. Bunun dışında başka ne yapıyorum derseniz hani Tesfet haricinde işte birkaç tane daha şapkamız bulunmakta. Biz geçenlerde muhtemelen bir hafta içinde de herhalde belli olacaktır. SPK'ya bağlı Türkiye'nin ilk oyun fonunu kurduk. Buradaki amacımız genç girişimcileri, oyun yazarlarına, işte oyun üretenlere hem kendi üretim merkezlerimizi oluşturup hem de mümkün olduğunca kendi ekosistemimizde bu tarz genç girişimci arkadaşların çeşitli fonlama yöntemleriyle desteklemeyi planlıyoruz. Bu konuda da inşallah oyunla gelecekle beraber birçok projeye imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah hocam. Yani çok mutluluk verici gelişmeler bunlar. Evet. Büyüyor arkadaşlar. Yani oyun dünyası her geçen gün büyüyor. İşte bakıyorsunuz Amerika'da en çok indirilen 20 oyunun 5 tane Türk oyunu olması bu inanılmaz gurur verici bir şey. Yani ben bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Böyle gençlerimizin başarılarıyla çok mutluluk şekilde övünüyoruz. Doğru hocam. Yani Türkiye Espor Federasyonu'nun kurulması zaten bu konuda çok büyük bir adımdı. Yani inşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda da Türkiye Espor Federasyonu'nu bu alanda ülkemizde çok daha aktif bir şekilde görmeyi arzuluyoruz. İnşallah, inşallah. Arkadaşlardan hani böyle bir soru cevap da yapabiliriz eğer isterseniz. Onların kafasında olan sorular varsa onları da cevaplamayı çok isterim. Hocam bir saniye veriyorum mikrofonu. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam ben Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü'nün kurucularından biriyim. Hı hı. Aynı zamanda Riot Games League of Legends kampüs açısı. Hı hı.
basında çıkan bazı haberler vardı. Görmüşsünüzdür belki. Fanatik evet. Haber. Evet. Sivas Futbol Üniversitesi'nin bir desteği. Bir devlet üniversitesinin yaptığı ilk e-spor merkezinde proje yürütücülerinden biriydi. İki arkadaş projesini biz devlete. Kabul edildi. Şu an çizimlerini yapıyoruz. Proje yazımını yapıyoruz. Teslim edeceğiz inşallah. İnşallah. Sivas Belediyesi ile de büyük bir nasıl söylesem, büyük bir turnuva düzenleme içerisindeyiz. Bizim ileriki günlerde temsilcilik konusunda bir başvurumuz olacaktı. Tamam. Şey, temsilcilik. Tamam. Tamam. Buradan önce söyleyeyim. Bir de TESFED'in sanırım e-sporcu lisansı için antrenör vesaire gibi bir... Evet. Bırak kurslar açıldı, evet. Evet. Bu sınavlar her sene yapılıyor mu? Yoksa evet, geçen sene yapılıyor. Bu sene Mart'ta yapılacak. Bu sene de yapılacak. Şöyle yaparız. Hem öncelikle teşekkür ederim sorun için. Sivas'ta yapacağınız organizasyon konusunda bizi de bilgilendirirseniz biz hem kendi duyuru kanallarımızdan olsun, işte çeşitli mecralarımızdan olsun biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışırız. Bununla ilgili de işte beni zaten arkadaşlar sizinle kontaklar. Ben gelen sekreterlikten de bununla ilgili size bir yazı veririz. Bu işin daha official olması yönteminde. Elimizden gelen başka bir şey varsa da sonuna kadar biz TESFED olarak desteğe hazırız. Yani biz il temsilciliği konusunda bir başvurumuz olacak diğer günlerde. Tamam. Sivas, tamam. Sanırım şu an Sivas Spor'dan birinde Sivas il temsilciliği. Tamam. Tabii ki. Başvurumuz olacak. Tamamdır, hiç problem yok. Dediğim gibi yani direkt benle de temas kurabilirsiniz. Hani federasyondan benle temas kurabilir, ben de genel sekreterimize aktarırım. Çok hızlıca sonuç alırız. Teşekkürler. O turnuva içinde şu an Riot'tan lisans bekliyoruz. Valorant ve LoL'ün paylaşımları için lisans almamız gerekiyormuş. Şöyle yapalım. Ben bir ülke müdürleri var. İsterseniz o konuda da biz yardımcı olacağız. En azından onlarla biz size bir hızlıca bir daha hızlı bir temasa geçtiririz. Oradaki lisans konusunda elde imkanlar dahilinde ne yapılabilirse yaparız. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Teşekkür ederiz. Gürkan Bey, benim size bir sorum olacak. Şimdi tabii şöyle, ki. Öncelikle Türkiye E-Spor Federasyonu'nun belki hani kuruluşunu, nasıl bir kuruluş aşamasından geçtiğini bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Özellikle canlı yayında katılan arkadaşlarımızdan. Bize bundan bahsediyor musun? Yani Türkiye E-Spor Federasyonu nasıl kuruldu? Bunun ilk kıvılcımı nasıl ortaya çıktı? Tabii ki. Aslında çok kolay olmadı tabii ki. Yani bunu kurmak. Burada gerçekten Alper Başkan'ın da hakkını teslim etmek lazım. Yani gerçekten çok uğraştı. Bir önceki bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak döneminde başlayan bir süreç. Sağ olsun o zamanki bakanımız olsun, genel müdürümüz Sayın Mehmet Baykam olsun. Onların bu E-Spor Federasyonu'nun kurulması da bize çok büyük destekler oldu. Dediğim gibi yani ilk başta E-Spor böyle çok spor gibi algılanmayan, tam nereye konacağı belli olmayan bir sadece oyun oynamak üzerine algılandığı için tabii bu kamu tarafında bunu ikna etmek ilk başta çok kolay olmadı. Ancak işte hem Alper'in çeşitli çabaları, işte biz elimizden geldiğince işte kamudaki büyüklerimize bu proje aslında böyle olmadığını, oyunun ne kadar önemli olduğunu, evet insanlar çünkü ilk başta baktığınızda ya sadece bizim çocuklarımız oyun mu oynuyor bir fikriyle bakıyor. Aslında tabii sizler burada onun öyle olmadığını çok iyi biliyorsunuz ama hani bunu biraz daha yaş olarak bizden daha büyük insanlar anlattığımızda bu çok kolay olmuyor. Bu çok zor bir süreçti. Çok şükür bunu 3 sene önce başardık. En azından federasyonu kurduk. Tabii ki bizim de henüz daha birçok eksiğimiz var. Yani işte ne bileyim belki bir özerk olmaya ihtiyacımız var. Onunla ilgili de çalışmalarımız sürülüyor. İnşallah Ekim ayında meclis açılacak. Meclis açıldığında böyle bir kanun da meclisten geçme durumu söz konusu. Yani federasyonların tamamen özerk olması. Bu bize tabii daha elimizde farklı argümanlar da sağlayacak. Özellikle sponsorluklar konusunda. Ki bizim işte biliyorsunuz federasyonlar tarafında sponsorluklar çok önemli. Fakat henüz şu an TESFED'in net hani evet turnuvalarımızda çok rahat sponsor bulabiliyoruz. İşte geçen hafta da TESFED Türkiye Kupası yaptık. İşte
Bir tek sen vardı, Türk Telekom vardı, birçok daha sponsor vardı. Yani bu turnuvalara sponsor bulabiliyoruz ama bizim derdimiz bu işi biraz daha işte markalarla birleştirip, işte bizim sporcularımız yurt dışına gittiği zaman onların en azından orada işte konaklamasını vesaire kamu hallediyor ama hani orada bir başarı primlerini arttırmak, lisanslama kısmını arttırmak. Bir de e-spor da arkadaşlar biliyorsunuz bir futbol gibi ya da diğer sporlar gibi katılacağınız turnuva İşte 3 ay öncesinden, 1 ay öncesinden belli olmuyor. Bazen bir gün kala, 2 gün kala bile Türkiye milli takımını temsil edecek sporcu belli. Bu zamanda da ne oluyor? Çocukların vize sorunu oluyor. Yetiştirmeye çalışıyor. Ucu ucuna turnuvalara katılıyor. Bu da tabii bizi oldukça yıpratıyor. Sporcular da yıpratıyor. İşte inşallah yani 3 senede bunları bayağı bir toparlayabildik kurulduğumuzdan beri. Bundan sonra daha rahat olacağına inanıyorum. Hele özelliğimiz de tam olarak olduğunda çok daha hızlı sonuç alıyoruz bu gibi organizasyonlarda. Kesinlikle hocam. Yani özellikle gençlerin olduğu bir ortamda küçük çaplı hediyelerin, küçük çaplı sponsorlukların, yani en azından gençlerin, ya siz bu konuda kendinizi geliştirin, biz sizin arkanızdayız cümlesini duymaları bile çok önemli. Yani peki bu özellik konusunda biraz açıklık getirir misin? Yani en azından belki anlamayan arkadaşlarımız vardı. Şu an sanırım tamamıyla devlete bağlı bir federasyon. Evet. Doğru. Aslında bundan çok, çok da böyle bir şikayetimiz yok. Fakat dediğim gibi burada sadece hareket mekanizmamızın daha hızlı gelişmesi için özellik. Yani kendi bir bütçemizin olması için de çok önemli. Çünkü biliyorsunuz şu an TESFED Federasyonu, Türkiye Spor Federasyonu kendine ait tanımlanmış bir bütçesi de yok. Biz işte sağ olsun orada bakanımız vesaire bize her konuda çok büyük destek oluyor. Herhangi bir talebimiz olduğunda mümkün olduğu hızlı şekilde sonuçlanıyor. Ama sonuçta dediğim gibi bu bir prosedür işte. İşte yazışmalar vesaire. Bunun da zamandan dolayı işte bazen sporcularımızın mağdur olma durumları olabilir. İşte özellikle vizeyle ilgili biz çok şey geliyoruz. Çünkü çocuklar bize başvuruyorlar. İşte biz şampiyonaya katılacağız, ne yapmalıyız vesaire. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle işte Avrupa'da olacak şampiyonlar gibi. Yani çocuk hayatında belki ilk defa yurt dışına çıkıyor. Fakat o vize işlemleri çok ciddi sorun oluyor. Çünkü birçok Avrupa ülkesi Schengen'de sorun çıkarıyor. Hele son 2 gün, 3 gün kala başvurular hani bizde bir yeri kadar destek olabiliyoruz. Yani özelliğin bize bu gibi avantajları var. Bir de tabii sponsorlarla ilgili bazı avantajlar sağlayacaktır. Yani örnek veriyorum işte Zula takımını X bir marka sponsorluğu altında Zula milli takımı kurabileceğiz. Federasyonla beraber, işte Zula oyunuyla beraber. Birkaç tane oyuncumuz var işte FIFA'da vesaire. Onlara tek tek böyle belki bireysel sponsorluklar yaptırmaya çalışıyoruz. Bunu yine aslında yapıyoruz. Şu anda da yapıyoruz. İşte oyuncuyu ne yapıyoruz? Markayla bir araya getiriyoruz. İkisi en Evet. azından çocuğun işte hem eğitimiyle ilgili olan bir burs sürecini sürdürtmeye çalışıyor. Eğer okuyorsa. Bu özel konuda buradaki hareketlerimiz daha hızlı yapabileceğiz. Evet hocam, yani bu konu gerçekten çok önemli. Yani mesela bazı, şimdi marka vermek istemiyorum ama işlemci markaları, bazı kulaklık markaları, oyuncu ekipmanları, yani bu konuda ya oyuncu yurt dışına gittiği zaman orada benim farem, benim klavyem düşünmemeli. Bunları, yani bunlar arka planlama, tamamıyla yaptığı sporuna odaklanmalı. Peki biz spor kelimesini Kesinlikle. kullanıyoruz burada. Daha öncesinde siz kurulduğunuz zaman, geçen sene, bu sene birçok, ya ben takip ediyorum, çok sıkı fanınızım bu arada. Teşekkür Şunlara ederim. denk geldiğimde ben üzülmüştüm ama bunları aştığımızı veya aşacağımıza inanıyorum. Sizce bu sıkıntılar, yani size ne ifade ediyor şu konuda? Sporun E'si olur mu? Spor hareketli olmak zorunda değil midir? Yani ben şahsen şunu düşünüyorum. Eğer bir iş başına oturduğumuz zaman hem eğleniyorsak, hem konsantrasyonumuzu ona yönlendiriyorsak, hem takım ruhunu yaşıyorsak, bu iş bir spordur. Yani benim şahsi, yani şahsi görüşüm. Sizce Kesinlikle. Türkiye'de, yani global anlamda da bunun karşılıklarını görüyoruz ama Türkiye'de sporun E'si olur mu tarzı yanılgılara siz ne düşünüyorsunuz? Tabii bu soruyu bizim en çok aldığımız sorulardan biri. Katıldığım birçok konferanslara bana da sorular. İşte Alper'e de, diğer yönetim kurulu üyelerimize de. İşte e-spor, spor mu, oyun mu? En çok velilerin de bazen çocuk, özellikle lise öğrencilerin, velilerin de sorduğu soru bu. Ben hep onu şöyle açıklamaya soruyorum. Evet, e-spor bence bir spor. Yani bugün sonuçta satranç da bir spor olarak algılanıyor. Hatta e-spor işte çocuklarla ilgili bir sürü de yanlış algı var. İşte bu çocuklar işte hep bilgisayar başında kötü besleniyor. Aslında tam doğru her şeyi yapabilsek öyle değil. Biz şimdi federasyon olarak bir hastane grubuyla şimdi ismini telaffuz etmeyeyim burada. Bu çocukların e-sporcuların beslenme programına kadar
olan bir program hazırlıyoruz. İşte maçı olacak çocuk sabah kalktığında nasıl beslenmeli, antrenmanlardan önce nasıl beslenmeli. Evet, burada aslında e-spor kesinlikle hem sporun hem de stratejinin bir arada olduğu bence bir spor dalı. Çünkü bir yandan düşünürseniz yani bir oyun oynuyorsunuz, bir strateji yapıyorsunuz. Nasıl hamle yapacağınızı belki 3-4 adım sonraki hamlenizi tasarlıyorsunuz. Ve orada gerçekten birçok organınız çalışıyor, elleriniz çalışıyor aynı anda, beyniniz çalışıyor. Birçok aktif bir oyun aslında e-spor. Evet, hani bir futbol, bir spor gibi sadece bedenle ilgili değil. Ancak burada hem mental olarak hem de fiziksel olarak yapılan ben spor olarak görüyorum. Ve bu dünyadan aslında böyle tanımlandı. Sadece bizim ülkemizde değil. Hani sadece e-spor federasyonu Türkiye'de yok. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 80'in üzerinde ülkede e-spor federasyonları var. Biz pandemiden önce bir e-spor birliği kuruldu Avrupa'da. Nasıl diyeyim ben size? İşte futbolun UEFA'sı gibi. Evet. Bütün birçok dünyadaki birçok artık ülke bu işi bir spor olarak tanımlıyor. Hatta bu iş o kadar büyüdü ki futboldan sonra dünyada şu an ikinci noktaya yerleşti. Hem izlenme oranlarıyla, kendi içinden çıkardıkları influencerlarıyla bu kadar büyük bir ekonomi. Ve bu artarak da devam ediyor. Biz de bu arada inşallah İstanbul'a, Bursa'ya, birkaç tane şehre de uluslararası dünya çapında çok büyük organizasyonları getirmeye çalışıyoruz. Eğer o organizasyonları ülkemize getirmeye başarabilirsek bence bu Türkiye'de e-sporu çok bambaşka bir yere taşıyacağız. Tabii e-spor burada ne kadar yürürse üretim kısmı da o kadar büyüyor. Yani aslında bunlar birbirinin bir parçası. Buradaki tabii ki ana parça oyun üretimi. Hani baktığınızda yaklaşık 180 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz dünyada. Üretim kısmı bunun yüzde belki 97'sini oluştururken biz şu anda %3'lük kısmında e-spor. Ama ikisi birbirinin tamamlayıcısı noktasında. Ve bu ikisini birbirinden ayırmazsak eğer, hani hem üretim kısmını ve e-spor kısmını ayırmazsak bence Türkiye olarak çok bu alanda çok büyük sıçrama yapacağımıza inanıyorum. Kesinlikle hocam. Yani bu tarz federasyonlar, yani bildiğim kadarıyla Avrupa'da zaten çok fazla ve onlar biraz da bu günümüzde bizim sizin az önce bahsettiğiniz sıkıntıları aşmışlar bildiğim kadarıyla. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam Belçika olabilir, Avrupa'nın başka ülkeleri olabilir. Bu ülkelerde e-sporcular tamamen hani lisanslı ve herhangi bir vize sorunu olmuyor, hallediliyor. İşte elçiliklerle görüşülüyor. Yani o konular hallediliyor. İnşallah, ben şuna inanıyorum. Buradan da duyurmuş olalım. Umarım ülkemizde de bu konular hızlandırılır. Yani bir sorun olarak görmemek lazım. Çünkü sorundan ziyade hızlandırılması gereken işlemler. Kesinlikle. Bunları hızlandırabilirsek teknolojide ve oyun dünyasında ülkemizin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kesinlikle. Bunda bizim tabii en çok umutlandıran da bir organizasyon oldu. Bilmiyorum, hiç takip ettiniz mi? Herhalde bir 2,5-3 ay oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bir e-spor organizasyonuna katıldı. Ve evet, ardından da mecliste oyun dünyası ile ilgili bir konuşma yaptı. Yani konuşmasının içinde yaklaşık 2-2,5 dakikalık bir alanda oyuna değindi. Bu aslında çok değerliydi. Özellikle kamu tarafında. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iş sahiplenmesi bizim için de gerçekten çok önemli. Yani bizim çok gurur verici oldu. Ve onun bu işi sahiplenmesiyle ben hani çok daha hızlı hareket edeceğimizi düşünüyorum. Evet hocam, yani oyun zaten bence oyun dünyası tüm dünyada, hani oyun dünyasında merak salanlar kendilerini birer hani ailenin içerisinde üye gibi görüyorlar. Bu arada sorumuz varmış hocam. Soru alalım, ondan sonra devam edelim. Olur. Soru soracak arkadaşımızı sahneye alabiliriz. Buyurun hocam. Valla süper olur. Ben de arkadaşımızı görmüş olurum. Şuradan alalım hocam. Hocam buyurun, isminizi öğrenebilir miyiz? Gürkan hocam merhaba. Merhabalar. İsmim Hacı İhsan. Ankara'da faaliyet gösteren Ankara Espor Merkezi'nde etkinlik yöneticisiyim ben. TESPET tarafından verilen ilk antrenörlük kursunun da yaklaşık 32 kişi olması lazım. Onlardan bir tanesiyim. Yani federasyonda yetkili antrenörüm. Sorum şu şekilde. Daha öncesinde yerel yönetimlerle e-spor, yani Yasin Nuri Çakır hocamızla birlikte düzenlemiştik aslında bunu. Yerel yönetimler ellerinde bulunan gençlik merkezleri ve işte halk eğitim merkezlerinde
federasyonun antrenörleriyle birlikte bir eğitim, hani gençlere eğitim verilmesi kapsamında bir proje vardı. Bu konu hakkında bilginiz var mı ya da süreç nerededir, nasıldır? Yani şöyle biliyorum konuyu, hani böyle %100'üne hakim olmakla beraber, evet, o süreç şu an devam ediyor. Bununla ilgili birkaç tane büyük şehirde başvuruda bulundu. Kendi ya e-spor arena tarzı bir şeyler yapmak istiyor büyükşehir belediyeler. Fakat bunu sadece hani e-spor olarak düşünmüyor. Oraları bir aslında yaşam merkezi. İşte orada gelen çocuk hani e-spor yaparken aynı zamanda işte kodlama eğitimi, yabancı dil eğitimi şeklinde birkaç tane bu tarz başvurular oldu. Şu anda bildiğim kadarıyla Bursa en ciddi şekilde bir e-spor merkezine hazırlanıyor. Galiba da şeyde yapacaklar. Bursa Spor'un arenasının altında. Birkaç tane daha büyük şehirden bu tarz başvuru var. Hani o süreçler devam ediyor. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani burada da oyunla gelecek kampında e-sporla ilgili biz de buradayız. Bilgisayar desteğinde bulunuyoruz arkadaşlara. Çok çok harika. Teşekkür ediyorum ben de. Gülkan hocam, Bursa'dan bahsettiğiniz çok büyük, tahminimce İstanbul ve Ankara'dan da bu tarz etkinliklerin artılması bekleniyor. Ama bu arada biz Konya'da bekliyoruz. Yani Konya'da bu İnşallah. Alanda çok heyecanlı. Konya gençliği de burada. Türkiye'nin birçok yerinden gelen arkadaşlarımız da burada. Yani ulusal çapta olsun, uluslararası çapta olsun birçok etkinlik. Konya çünkü çok etkinliklere müsait bir şehir. Bu konuda aklınızda bulunsun lütfen. Kesinlikle. Konya zaten bu sene bildiğim kadarıyla çok büyük bir aslında oyuna galiba ev sahipliği yapacaktık. Bir sene ertelendi diye biliyorum. Uluslararası çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaktı bu sene. Pandemiden kaynaklı muhtemelen bir yıl ertelendi. Konya tabii ki çok, Konya çok büyük şehir ve Konya'da çok fazla imkan var. Çok bu işlerin içinde bir belediye başkanımız var. Bu oyun dünyasına hakim. Sizler sayesinde şimdi bence çok daha detayına kadar hakim bir Konya şehriyle karşı karşıyayız. İnşallah Konya'da büyük bir organizasyon yapmayı çok isteriz. Tabii Konya bu konularda ön plana atılmaya devam ediyor. Bahsettiğiniz olimpiyatlarda büyük ihtimalle ismini tam hatırlamıyor evet. olabilir ama İslam oyunları. Evet. Aynen. İslam olimpiyatları öyle çok tarz bir şey. Hocam bir sorumuz daha var. İsminizi alalım hocam. Yunus Emre. Yunus Emre, Gülkan hocam siz dinleyin. Merhaba Gülkan hocam. Merhabalar, nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam şimdi size bir sorum var. Ben Konya'da yaşıyorum. Konyalıyım. Tamam. Benim kendi lisansım var TESET'ten, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onaylı e-spor lisansım. Point Blank e-spor oyuncusuyum bizzat. Ne oynuyorsun? Point Blank oynuyorum. Şu anda Valorant'ta Valorant'ta tayinli geçmeyi düşünüyorum. Ama Konya'da Süper. E-spora o kadar imkan olmadığı için, mesela İstanbul'daki gibi game parklar ya da game arenalar olmadığı için zor oluyor bu süreçte ve e-sporun da bir yaş kısıtlaması oluyor birçok takımda. Ben 17 yaşındayım. Kendimi çok yetenekli görüyorum. Valorant'ı biliyorsunuzdur. Evet, biliyorum. Ben şu an Valorant'ı sizin kadar oynayamasam da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne demek hocam? Ben şu an Valorant'ın radyan sıralamasında varım. Ben kendimi güçlü görüyorum. Radyanta kadar çıktıysam neden e-sporcu olmayayım diye bir düşünceye girdim kendi kendime. Aynen, neden olmasın? Değil mi? Neden olmasın hocam? Ama birçok takımlarda ya da birçok bu tarz faaliyetlerde şey sıkıntısı çıkabiliyor. Yaş olsun ya da işte ben Konya'da yaşadığım için işte imkanlar olsun. Mesela TESET bu konu hakkında ne yapacak? Ben çok merak ediyorum. Tabii ki. Ya şöyle bazen evet yaş sıkıntısı olabiliyor ama bunu firmalarla, çünkü biliyorsunuz sonuçta oyunlar, evet biz TESET olarak hani bir regülasyon amaçlı hani bulunuyoruz. Mümkün olduğunca aslında bir köprü oluyoruz. Sonuçta bu oyunların sahibi biz değiliz. Yani buradaki bütün kuralları koyucu da biz değiliz. Ama ne yapabiliyoruz orada? Oyun şirketleriyle belki aranızda bir köprü görebiliriz. Çok yetenekli oyuncular. Ya bizim böyle yetenekli oyuncularımız var. İşte turnuvalara katılması konusunda yazıyor. Ve çoğunda da genelde onlar da olumlu dönüyor. Bu konuda bir talep olduğu zaman lütfen TESFET'e başvurun. Biz en azından hangi oyunda ilerlemeyi düşünüyorsun ya da o belli bir takım kurmuşsunuzdur, ligine katılmışsınızdır. Biz orada size oyun şirketi, işte Valorant Riot'un zaten oyunu. Orada en az sizinle bir köprü oluşturabiliriz. Zaten şöyle bir şansınız var. Riot Games'in Türkiye'de olması tabii büyük avantaj. Hani direkt de temasa geçebilirsiniz. Biz de TESFET olarak size o yerde yardımcı oluruz. Peki hocam, burada yani ben size ulaşabilirim Riot'la. Tabii ki. Ulaşabilirim size yani ve benim kariyerimde elbette ön adım atabiliriz değil mi? İnşallah. Takım var mı takımın? Hocam şu an takım başvurularımı başvurdum. Baktım bayağı bir oyunlarda.
Bence bir oyunu ya da bir e-spor takımını yapan şey iyi oynamak değil de iletişim kurmaktır. Kesinlikle. Ben kendi bizzat maçları takip ederek söyleyeyim size. Bir takımda iletişim kuramadıktan sonra ortada takım amaç kaybediyoruz yani. Net bunu zaten girdiğimiz dereceli maçlarından da biliyoruz. O yüzden kendime göre iletişim kurabileceğim de bir takım arıyorum aslında. O yüzden sadece beklemedeyim şu anlık. Tabii ben de temas kurabilirsin. Mail adreslerimiz var zaten. Hani seninle de paylaşırım orada muhakkak. Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Ben size kesinlikle ben teşekkür ederim. Tamamdır, hiç problem yok. Tamamdır hocam. Gülkan hocam, YouTube'dan izleyen takipçilerimizden mesaj gelmiş bir yorum. Halil Bey, federasyonun, TESFED'in Konya'da bir faaliyeti olacak mı önümüzdeki zamanlarda diye. Bu arada bu soruyu cevaplamadan önce de tekrardan Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem teşekkür edelim hem de bir çağrıda bulunalım. Bakın gördüğünüz üzere Yunus Emre kardeşimiz burada, birçok sorular geliyor. Bu konuda mutlaka ve mutlaka TESFED ve TESFED'i Konya'da görmek istiyoruz. Yani bunu İnşallah. İletelim. Gülkan hocam, bu konuda Konya'da bir faaliyetiniz var mı? Olacak mı? Soruyu cevaplayacağım. Tabii ki daha önce astık Konya, bildiğim kadarıyla Konya il temsilciliğimiz var bizim. Bunu biz Alper ve yönetim kuruluyla da tabii ki konuşup aslında biz Konya'da büyük bir organizasyon yapmayı çok isteriz. Büyük bir işte Türkiye Kupası olabilir. Şimdi daha yeni işte bir tanesi. İkincisini belki kış finalini belki de Konya'da yaparız. Bununla ilgili belediye başkanımızla bir randevu alırız. Geliriz kendisiyle de görüşürüz. Onların da hani çok sıcak bakacağını düşünüyorum. Yani sizler de belki orada olursunuz. Böyle büyük bir organizasyon hep beraber imza atarız. Yani çok da güzel olur bence. Neden olmasın? Yani Büyükşehir'in bu konuda verdiği destekler büyük. Yani biz de elimizden gelen desteği yaparız. Yeter ki Konyalı gençler turnuvalarımıza katılsınlar ve çok büyük katılım olacağını ve çok başarılı olacaklarını da düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Peki Gürkan hocam, mesela bildiğiniz üzere Riot Games Türkiye'de. Peki Valve neden Türkiye'de değil? Bunu Türkiye'ye getiremez miyiz? Valve gibi, CSGO'nun yapımcıları gibi. Yani birçok farklı oyunların yapımcılarını, şirketlerini, büyük şirketleri de Türkiye'ye getirme imkanımız olmaz mı sizce? Bu konuda nasıl bir yöntem işleniyor? Hani çağrıda mı bulunuyoruz? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? TESFED bu konuda ne düşünüyor? Ya biz elbette ki birçok oyun firmasının Türkiye'de olmasını isteriz. Hatta bu serverlarının vesaire taşınmasını da çok isteriz. İşte oynarken biliyorsunuz çok pingler vesaire oyuncular arasında ciddi sorun oluyor. Biz bu tarz başvurular bize geldiği zaman biz işte kamudaki en yetkili kişilerle elimizden geldiğince o insanları görüştürmeye çalışıyoruz. Tabii malum pandemiden dolayı çok yaklaşık 1-1,5 senedir bu gibi şirketler hep uzaktan çalışma modeline geçti. Hani bırakın hani ülkelerde yeni şubeler açmayı, kendi bulundukları ülkede bile ofislerini çok kullanmadılar. Zaten hani yaptıkları işin doğası aslında çok da büyük de ihtiyaçları yok hani belli mekanlara. Ancak bu pandemi biraz daha normale inşallah döndükten sonra ben birçok firmanın Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Aslında ondan da önemlisi olan yani siz orada şu an muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Türkiye'den ben birçok çok büyük firmanın çıkacağını, artık hani ülkemizdeki oyunların daha birçok oyunun önüne geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi oyunlar çıkmaya başladı Türkiye'de. Öyle hocam. Yani burada 13 gün kadar bir süreyle yani 16 Ağustos 29 Ağustos süresince 2021 yılında burada şirketlerimiz kuruldu. Yani biz şirket diyoruz ama takımlar burada faaliyet gösteriyorlar. Doğru, net şirket onlar bence. Yani genel koordinatörümüz Okan Bey de bu konuda çok önem veriyor. Diyor ki hani bu takımlar potansiyel bir şirketler zaten. Kesinlikle yani, ya kesinlikle. 500+ örgün katılımcımızla beraber burada biz bildiğim kadarıyla 36-37 adet şirket kuruldu. Neredeyse bir teknokentteki şirket sayısı kadarsınız hani oyun kısmıyla ilgili. Kesinlikle ya, bunların tabii ki bu kadar kısa süre içerisinde yapılabilecek oyunlar genelde hyper casual hani mobil oyunlar casual oluyor ama arasında yani şu an biraz da spoiler vermiş olacağım katılımcı arkadaşlara ama efsane bilgisayar oyunları da var. Yani sadece hyper casual değil, çok kendine güvenen arkadaşlarımız bilgisayar oyunlarında da atım göstermişler. Görselleri olsun, 3 boyut tasarımları olsun ciddi manada çok güzel işler ortaya koyuluyor. Yani Türkiye oyunla gelecek, yani dijital Türk oyunları platformunun düzenlediği oyunla gelecek kamplarıyla bunun gerçekten gençler tarafından, yani burada biz katılımcılarımızın bildiğim kadarıyla çok büyük çoğunluğu genç. Yani hatta 13 yaşından yani ucu açık
13 yaşında çok az katılımcımız var ama hani 16 genelde alt sınırımız. 16, 17, 18 yani 25 birçok katılımcımız var. Ve bunların gençlerin yapması zaten en önemlisi olan. Bizim gözümüzden Türkiye'de yani oyun geliştirme, oyun üretiminin merkezi şu an burası. Ben şöyle anlatayım çok kısaca. Ben bu ilk kamp başladığında Okan benim çok eski arkadaşımmış. Yani ona gerçekten yüzüne söyledim. Muhteşem bir proje yaptı. Bu ilk yapıldığında oyunla gelecek Bilişim Vadisi'nde yapılmış ve çok zor şartlarda ilki. Yaklaşık 3 sene oldu herhalde. O da 2,5-3 sene civarı oldu pandemiden önceydi. Bence harika bir iş başardınız arkadaşlar. Yani işin tespit tarafını hani bir tarafa bırakıp bir yatırımcı kimliğim aslında burada konuşmak istiyorum. Buradaki çıkardığınız her oyun o kadar değerli ki Türkiye oyun ekonomisinde şu ana kadar yani eğer yanlış hatırlamıyorsam 2,5 milyar dolarlık bir oyun ihracatı yaptık. Çeşitli şirketler işte Peak var, geçenlerde Rolling Games yaptı. Galiba yakın zamanda Zula'nın öyle bir durumu söz konusu. Yani ülkemize hem inanılmaz bir büyük bir döviz girdisi sağlıyoruz ve bu kadar katma değerli bir sektör hiçbir alanda yok. Yani ben başka iş alanlarında da çeşitli yatırımlarım var, çeşitli işlerle dolaşıyorum. Hiçbir sektörde arkadaşlar bu kadar büyük bir değerleme, bu kadar hızlı bir büyüme yok. Yani genç arkadaşlarıma lütfen bu oyun işinin üstüne ısrarla gitsinler. Bu iş çok değerli ve dünyanın her yerinde bu yaptıkları iş çok değerli ve her geçen gün büyüyor. Bugün baktığınızda dünyadaki film endüstrisi ve müzik endüstrisinin toplamının 2 katı üzerinde bir pazara ulaştı. Ve çok Türkiye çok büyük bir pazar ve Türkiye o kadar iyi gidiyor ki bak ben çok net söylüyorum. İnşallah da bunu 5 sene içinde göreceğiz. Türk oyun sektörü 50 milyar dolar hedefine ulaşacak. Bu hani ihracat rakamımızın Türkiye'nin ihracatının yaklaşık 1/4 demek. Ve ben bunu yapabileceğimize, başarabileceğimize çok rahat inanıyorum. Çünkü gençlerimizdeki bu potansiyeli görüyorum. Lütfen denemeden asla vazgeçmesinler. İlla hata olacak, kötü oyunlar çıkacak, başarısız oyunlar olacak. Zaten her oyun başarılı olsa bütün oyun şirketleri her bir tane oyun değil 100 tane oyun çıkar. Hepsi başarırlar. Ama sizlerin buradaki başarısı muazzam. Arkadaşlarımızı Konya'da misafir edip burada iyi eğitimler vermeniz muhteşemmiş. Lütfen kendilerine inansınlar ve çok iyi projeler çıkaracaklarına inanıyorum. Biz de elimizden geldiğince bu arkadaşlarımız işte fon noktasında olsun, diğer noktalar olsun desteklemeye devam edeceğiz. Hocam yani bu desteğin olması zaten çok önemli. Hocam ünlü düşünür Montaigne'den bir alıntı yapmak istiyorum. Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır demiş Montaigne. Yani oyun ciddi bir iştir. Sloganıyla zaten oyun der ortaklarımızdan birisi. Yani oyun ciddi bir iştir hocam. Bu konuda bu ciddiliğin göstergesi de zaten milyar dolarları geçen hacmi dünyada. Aynen öyle. Hocam bir sorumuz daha var. Tabii ki. Ahmet hocam buyurun. Merhabalar hocam. Hayırlı akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Ben Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan genç gönüllüyüm. Adana'dan. Hocamız hemşerimsin. Evet, gençlik liderim de burada. Onda birlikte katıldık bakanlığın ekibi olarak. Ben de Adanalıyım bu arada. Hemşerim. Hocam öncelikle e-sporu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokolü imzaladığınız için teşekkürler. Gençlerle buluşturduğunuz için. Benim sorum şu. Tespet'in amacı ve misyonu nedir? Tabii ki. Tespet'in tabii ki kuruluş amacı e-spor dünyasını bir çatı altında toplayıp aynı zamanda ülkemizi en iyi şekilde dünyaya temsil etmek. Çok iyi sporcularımızı çıkarmak, milli takım düzeyinde birçok oyuncu çıkarmak ve bu oyuncularımızı çıkarırken de onların hem oyun oynama noktasında ekipman desteğinden tutalım işte ne bileyim ailesel belki psikolojik desteklere kadar onları tek bir çatı altında toplamak ve bunu bir lisanslı hale getirmek, lisanslı sporcu haline getirmek. Teşekkürler hocam. Sizi de gençlik merkezimize bekleriz Adana'ya. Orada İnşallah güzel... çok sık geliyorum zaten. Çok sık geliyorum. Muhakkak da uğrarım. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gürkan hocam, bildiğim kadarıyla Tespet az önce de bahsettiğiniz üzere hani turnuvalar düzenliyor. Türkiye'deki e-sporcu sayısını lisanslı e-sporcu sayısını arttırmaya çalışıyor.
e-spor nedir bunu duymamış veyahut hani ilgisi olup Tesfet'ten haberi olmayan gençlere kendinizden bahsetmeye çalışıyorsunuz. Tesfet'in varoluşundan haberdar etmeye çalışıyorsunuz. Bu konu çok önemli. Yani Türkiye'de özellikle Türkiye'nin her alanında, yani sadece Batı'da, sadece İstanbul'da, sadece Konya'da değil, Türkiye'nin her yerinde gençlerin e-spora olan ve gençler ve ailelerinin e-spora olan ilgilerini ve bilgilerini arttırmaya çalışıyorsun. Peki Tesfet kurulmadan önce de bildiğim kadarıyla Türkiye'de yani e-spor takımları vardı. Yani e-sporla ilgilenenler illaki vardı. Mesela bir örneği Space Soldiers, bildiğim kadarıyla zamanında ben de büyük fanıydım. Dünya birinciliği elde ettiler Counter Strike Global Offensive'de. Süper Massive falan vardı zaten. İşte tabii. Yani LoL'de olsun, birçok alanda olsun, birçok oyunda olsun. Daha öncesinden de kurulmuş ya da şu an günümüzde halen faaliyet gösterip dünya çapında oynayan oyuncularımız ve e-spor takımlarımız var. Bu alanda onlarla iletişiminiz ne durumda? Yani onlar da illaki çok aktif çalışıyorlar bu konuda. Hani yurt dışına gidiyorlar, e-spor turnuvalarına katılıyorlar. Gerek online, gerek offline. Hani onlarla şu an iletişimimiz ne durumda Tesfet olarak? Tabii ki yani biz arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Yani sonuçta onlar da haklarını savunuyoruz baktığınızda. Her ne kadar artık onlar çoğu profesyonel sporcular. Şirketlerle sözleşmeler imzalıyorlar, transferler oluyorlar. Onlardan bize yardım noktasında herhangi bir talep geldiğinde hem hukuk kurullarımız olsun, diğer kurullarımız olsun, biz bu oyuncularımızın ve takımlarımızın sonuna kadar yanındayız. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam, bir sorumuz daha var. Buyurun hocam. Tabii. Sahneye alalım. Hocam, Burhan Sizer. Daha demin konuşmuştum Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü. Evet, merhabalar. Ben daha demin sormayı unutmuştum. Ben size nasıl ulaşabilirim? Onu soracaktım ama. Tamam. Ben mail adresimi paylaşırım ekiple. Sizinle de paylaşırlar mail adresimi. Oradan ne zaman isterseniz ulaşabilirsiniz. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam, sizi linke attığımız telefon numarasını atabilirsiniz, mail adresinizi. Şimdiden teşekkür ederim. Tamam. Hiç problem. Hocam, sorumuz var mı? Yoksa ben soracağım. Tamam. Hocam, burada gençler olarak, oyun geliştirici gençler olarak sizde şöyle bir sorumuz var. Siz dünya çapında, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında tutan kavramı doğru olur mu bilmiyorum ama tutan oyunlar sizce hani nasıl oyunlar, yani nasıl oyunlar geliştirilmesini, nasıl oyunlara ağırlık vermemizi önerirsiniz? Yani tabii ki belli olmuyor aslında bu. Hani her yaş aralığında farklı olabiliyor. Yani bakıyorsunuz hani orta yaş ve üstü olduğu zaman ne bileyim kağıt oyunları bile çok tutabiliyor. Fakat hani genel olarak baktığımızda bence işte son zamanlarda oynanan Valorant, işte PUBG vesaire, işte Fortnite, yani baktığımızda tarz olarak hep aynı tarz oyunlar. Bu tarz oyunların çok tuttuğunu görüyorum. Ancak bence burada en önemli kural mobil olan en çok tutacak oyun olacaktır. Yani mobil olmadan artık çok zor. Çünkü yani malum bu işte pandemiden de kaynaklı bilgisayar fiyatlarının nasıl arttığını biliyorsunuz. Yani insanlar bu mining olayına, deliliğine kendini kaptırdılar. Herkes deli gibi kripto para üretmeye çalışıyor. Bundan dolayı da ekran kartları, bilgisayar çipleri ulaşılamaz hale gelmeye başladı. Fiyatlar inanılmaz yükseldi. O yüzden bence oyun şirketleri de stratejilerini daha çok mobile çevirdiler. Mobilden hem çok daha fazla insana ulaşabiliyorlar. Yani herhangi bir orta seviyede bir cep telefonunuz bile olsa birçok oyunu çok rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Çok daha hızlı multiplayer olabiliyorsunuz. Bence burada ana kural mobile olan çok kazanacak. Teşekkür ederiz hocam. Yani burada yatırımcılardan da gelecek olanlar var. Büyük ihtimalle bildiğim kadarıyla ayın 28'inde burada bir sektör buluşması düzenlenecek. Evet, biz de yatırımcılardan biriyiz zaten aynı zamanda. Yani diğer kendi şirketlerimizden bir tanesi. Süper hocam. Şöyle mesela bildiğiniz üzere önceki Teknokent'te yapılan oyuna gelecek kamplarında daha çok yarışma usulü ilerliyordu. Yani yarışma düzenleniyor. Birinci olan oluyor, ikinci olan gibi yarışma düzenleniyor. Burada yarışma aslında sektöre kendini ispatlamanın ta kendisi. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani bugün eğer bir yatırımcı size güveniyorsa yatırım yapar, projenize inanıyorsa bu bence gerçekten çok değerli.
buradaki arkadaşların bundan daha iyi bir test alanı olamaz kendilerini test etmek için. Yani bizim düşünün, sonuçta bir yatırımcı bu işe bir para ayıracak. Ve gerçekten sizinle beraber para ayırması aslında çok problem değil. Bu ekiple beraber aslında uzun soluklu bir yola çıkıyor. Bence bu açıdan vermiş olduğunuz fırsat bu arkadaşlara, özellikle bu bahsetmiş 37 tane şirket kurmuş gibi bahsetmiştiniz biraz evvel. Onlar için çok büyük bir fırsat. İnşallah oradan çok başarılı oyunlar çıkacaktır. Eminim çıkacağına. Bir kere orada kafadan Okan var. Okan bu işi çok iyi biliyor. Harika oyunlar çıkacağına inanıyorum ben. Biz de inanıyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Sorumuz var mı? Bakalım. Şu an sorumuz yok. Hocam, düzenlediğiniz turnuvalarda hangi oyunlar var? Bunlardan bahsedebiliriz. Tabii ki biz yani, o turnuvalarımızda mümkün olduğunca çok sayıda oyun aslında koymaya çalışıyoruz. Bunun nedeni her alandan hani bir e-spor tanıtabilmek, tespiti tanıtabilmek. Yani bazen çok az katılım olan oyunlarda bile işte koyuyoruz o turnuvalara. En son yaptığımızda yaklaşık 10 ya da 12 civarı bir oyun skalamız var. İşte içinde PUBG'si, NBA'yi, FIFA'sı, Zula'sı. Yaklaşık 10-12 civarı oyun koyuyoruz bütün turnuvalarımızda. Tabii oyun şirketleri izin verdiği sürece bazısı diyor ki bu takvimde siz turnuva düzenlemeyin. Bizim globalde kendi turnuvamız oluyor. Onları o zaman oraya koyamıyoruz. Anladım hocam. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Harika bir iş yaptığınız için, beni de davet ettiğiniz için. Oyunla geleceğin bir parçası olmak benim için de gurur verici. Sizlerle buradan bile olsa buluşmak, inşallah orada da olacağım. Bu müthiş keyif vericiydi. Arkadaşlara da söylüyorum, lütfen hata yapmaktan hiç çekinmesinler. Birkaç kere de hata yapabilirler ama lütfen bu işin üstüne sonuna kadar gitsinler. Hem kendileri için hem ülkeleri için çok büyük bir iş yapıyorlar bence. Teşekkür ederiz hocam. Son bir sorum olacak. Peki, e-sporcu lisansı çıkarttırmak için kriterler nelerdir? Yani bir illaki e-spor takımına üye olmak zorunda mıyız? Hayır. Bu konuda ne gibi örnekler var? Şöyle, tespitin internet sayfasına girerlerse orada zaten hani lisans kriterleri, diğer spor branş dalları kriterleriyle çok farklılıkları yok. İşte sağlık belgesi vesaire, birkaç tane belge isteniyor ve e-sporcu lisansı çok hızlıca çıkıyor. Oralar yani çok zorlanmazlar orada. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim Gülkan ben hocam. Ben teşekkür ederim. Gülkan hocam bugün bizimleydi. Türkiye E-Spor Federasyonu Oyunla Gelecek Kampı'nda canlı yayındaydı. Hocam tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben sizleri teşekkür burada ediyorum. Görmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah örgünde de görürüz. Oyun ciddi bir iştir diyelim ve kendinize çok iyi bakın hocam. Siz de arkadaşlar, hayırlı akşamlar herkese. Çok teşekkür ederim.